İzmit'te Nevruz kutlamaları nedeniyle gelen BDP'li gruptan bazı şahısların Bölücübaşı lehine slogan atıp posterini açmasına, bölgedeki maça gitmek için bekleyen bir grup Kocaelispor taraftarı tepki göstermiş, giderek büyüyen olaylarda gruplar birbirine taş ve sopalar ile saldırmıştı. BDP'nin yaptığı kutlamalar boyunca devam eden olaylarda taraftarları bir türlü kontrol altına alamayan emniyet güçleri son olarak cadde ve sokaklarda Türk bayrağı açıp "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları ile BDP'li grubun etkinliklerinin bulunduğu alana gitmek isteyen şahısları olayları yatıştırmak için gözaltına almıştı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 13'ü 18 yaşının altında toplam 42 kişi biten işlemlerinin ardından akşam geç saatlerde serbest kaldı.